Herkese merhaba, ben Kevser. Eski Yeni Dekor kanalına hoş geldiniz. Redesign etmekte olduğumuz konsolumuzun çalışmalarına devam ediyoruz. Birinci videomuzda konsolumuzun kapaklarına rölyef pasta ve stencil yardımı ile böyle bir kabartma çalışması yapmıştık. Bunu şöyle gösterelim. Diğer kapakta ve iki çekmecesinde de uyguladık. Bunların üzerinden şu anda 24 saat geçti. Kurudu çalışmalarımız, güzelce kurudu. Şu anda da üzerine bir boya ve eskitme çalışmasıyla devam edeceğiz. Başlayalım çalışmamıza. Öncelikle malzemelerimizi ben size göstereyim. Kapağımızı ilk adım olarak zımparalamamız gerekiyor. Bu rölyef pastanın üzerindeki pürüzleri almak için. Şu şekilde elimde 150'lik sünger bir zımpara var. Çok yumuşak bir zımpara. Daha sonrasında üzerine atacağımız boya zemin boyasından şöyle kadensin dantel rengi. Bu boyayı yaptıktan sonra boyamız kuruyacak. Üstüne de şöyle göstereyim size kadensin eskitme kremi. Espresso renginde. Bunu uygulayacağız. Tabii bunu eskitme fırçamızla uygulayacağız. Bunun da kodunu size söyleyebilirim. Kadensin 8009 numaralı fırçası. Çalışmamıza başlayalım. Zımparamızı aldıktan sonra üzerine yumuşak hareketlerle, dairesel hareketlerle yavaş yavaş zımparamı yapıyorum. Yani deseni tamamen kaldırmamak adına bunu bastırmadan yapıyorum. Sadece üzerindeki pürüzleri gidermek için. Ben siz de fark edeceksiniz. Çok hafif. Uyguladığımız zaman bile süngerimizi, sünger zımparamızı daha doğrusu hemen üzerindeki pürüzleri alıyoruz. Şu anda bence bu kadar zımparalamamız yeterli. Daha sonra üzerine boya yapacağımız için şöyle kuru bir bezle silelim. Boyaya yapışmasın buradan çıkan tozlar. Kuru bir bez yardımıyla güzelce kapağımı siliyorum. Evet. Yeterince temizlendi. Şimdi ben boyayı yaparken her zaman içine bir miktar su koyuyorum. Çünkü bu boyamı seyreltiyor ve daha kolay sürmemi sağlıyor. Daha pürüzsüz bir şekilde daha doğrusu sürmemi sağlıyor. Boyamı karıştırıyorum. Çok az daha koyabiliriz. Çok çok az. Hani göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ben size kıvamını da göstereyim. Yani koymayanlar da var. Su koymayı tercih etmeyenler de var. Ama ben en iyi sonucu bu şekilde aldığım için her zaman, her katta, her işlemde bir miktar su koymayı tercih ediyorum açıkçası. Rulomu, boyamı iyice yüklüyorum.
ve boş bir kısmında da güzelce homojen bir şekilde dağılmasını sağladıktan sonra boyama işlemime başlıyorum. Boyama işlemini yaparken rulomuzu yüzeye bastırmamak gerekiyor. Bastırdığımız zaman çok fazla izler ve hatalarla karşılaşabiliyoruz. Şuraya çok küçük bir parça şey olmuş. Onu da alalım hemen. Çalışmamızı bozmasın. Dediğim gibi bastırmıyoruz. Sağlı sollu hareketlerle boyamızın yüzeye iyice nüfuz etmesini sağlıyoruz. Desenli bir yüzeyde olunca sünger rulo ile boyamanızı tavsiye ederim açıkçası. Sünger rulo çünkü içerisine yeteri miktarda boyayı aldığı için böyle girintili yüzeylerde daha güzel sonuç alıyorsunuz. Rulomda boyam bitene kadar boyama işlemine devam ediyorum. Yüzeyde böyle şeyler, pütürcükler falan görebilirsiniz. Sizi bu korkutmasın. Bu zamanla hani kurudukça geçiyor zaten. Ufak tefek izler vesaireler görebilirsiniz. Özellikle bu rengi kullanırken biz açıkçası yani hafif koyulu, böyle koyuluk olan daha doğrusu izlerle karşılaştık. Fakat boyamız kurudukça o izlerin geçtiğini fark ettik. Şimdi tamamen bütün yüzeye yaydım boyayı. Son bir tarama işlemimi yapıyorum. Yine dediğim gibi ruloyu hiç bastırmıyorum. Bastırdığımız zaman izler oluşuyor, hatalar oluyor. Bu şekilde tarama işlemini yaparak boyama işlemimi tamamlıyorum. Şuralarda açık kısımlar kalmış. Tekrar geçebilirsiniz üstünden. Bunun hiçbir sakıncası yok. Sadece dediğim gibi tek ve en önemli noktası, püf noktası rulo'yu bastırmamak. Şimdi boyama işlemim bitti. Bunun için ben kuruması için 24 saat bekleyeceğim. Size göstermiş olduğum eskitme kremiyle üzerine eskitme uygulayacağız. Boyamız kuruduktan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar boyamamızın üzerinden 24 saat geçti. Şu anda eskitme çalışmamıza başlayacağız. Malzemelerimizi tanıtarak başlayalım. Daha önce de göstermiştim boyama çalışmasını yaparken ama bir daha akılda kalsın diye tekrar gösterelim. Kadens'in espresso rengi eskitme kremini kullanıyoruz bu çalışmada. Sonrasında glazing medium'umuz var. Bu eskitme kremimizi seyreltmek için kullanacağız. Biz birkaç ufak çalışma yaptığımız için şöyle boyamızdan bir miktar kullandık. Daha önce de gösterdiğim gibi eskitme fırçamız var. Ve böyle basit bir süngerimiz. Öncelikle ben biraz boya karıştırdım ama tekrar size göstermek adına oranları tekrar bir miktar boya karıştıracağım. Böyle plastik kaşığımla bir parça boyamı alıyorum. Bire, yani bununla bir kaşık aldıysam bire bir buçuk oranında da glazing medium karıştırıyorum. Şöyle çok az daha karıştırıyorum. Daha sonra kaşımdan boyamı sıyırıyorum fırçam yardımıyla. Boyamı güzelce, daha doğrusu eskitme kremimi güzelce karıştırıyorum.
Glazing Medium daha önce de söylediğim gibi kremimizi seyreltmeye yarıyor ve kuruma süresini uzatıyor. Bu da bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Kuruma süresi uzayınca uygulamayı beğenmediniz diyelim. Üzerinden bir beze silip tekrar tekrar sürebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi sürmeye başlayalım. Bu göz zevkinize göre kalın veya ince bir tabaka halinde sürebilirsiniz. Şimdi benim burada kabartmalı bir desenim vardı, hatırlıyorsunuz. Ben iyice o girintilerin, çıkıntıların arasına girmesi için boyamı oralarda yoğun kullanacağım, kremimi. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Kremimizi sürme işlemimiz bitti. Şimdi kremimizi silme işlemimize geçiyoruz. Kollarımızı bir sıvayalım. Köşeden başlayarak silmeye başlıyorum. Kremin az olmasını istediğiniz yerlerde daha fazla silme işlemi yapabilirsiniz. Koyu bir renk istiyorsanız ama az silin. Bastırmadan silin. Ben şimdi bu kenarlarını biraz daha açık yapacağım. Orta kısmını ise biraz daha koyu yapacağım. Ben ona göre bir çalışma yapacağım. Siz de istediğiniz gibi uygulamayı yapabilirsiniz. Yeterli koyuluğa ulaştı açıkçası. Şimdi bu yanlardan da süngerimde kalan kremle
şuraya geçmek istiyorum. Uyumlu olması açısından. Eskitme kremi boyanın aksine içine glazing medium karıştırdığımız için şöyle kendimize doğru çevireyim. Glazing medium karıştırdığımız için yaklaşık 2 günde falan kuruyor. O yüzden vernikleme işlemi yapmadan önce iyice kurumasını beklememiz gerekiyor. Eskitme çalışmamız bu şekilde. Dediğim gibi 2 gün biz kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında ise vernikleme işlemimizi yapacağız. Bunu da sizinle paylaşacağız. O zaman vernikleme işleminde görüşürüz. Eskitme işlemimizin üzerinden 2 gün geçti. Şu anda size vernikleme işlemini göstereceğiz. Bunun için kullanacağımız malzemeler Cadence'in akrilik verniği, yarı mat olan bu. Biz çok fazla parlaklık istemediğimiz için bu tarz bir vernik kullandık. Eskitmede daha hoş durduğunu düşünüyoruz. Onun dışında kadife rulomuz var. Ve verniğimizi koymamız için bir kap. Herhangi bir kap da olabilir koyabileceğiniz. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim. Kenarlarına sürtünme ihtimali olan yerlere taş vernik uyguladık. Daha dayanıklı olması için. Üzerine de bu akrilik verniğimizi uygulayacağız. Başlayalım. Şimdi ben buraya bir miktar vernik dökmüştüm zaten. Bu yeterli gelecektir. İçine hiçbir şey karıştırmıyorum verniğimin. Rulama verniğimi yüklüyorum. Fazlasını kenarında alıyorum. Daha sonra yüzeyime aynı boya yapar gibi verniğimi uyguluyorum. Bastırmıyorum yine çok fazla rulomu. Tekrar tekrar üstünden şu anda geçebilirim. Tekrar ruloma vernik yüklüyorum. Bittiği için verniğim rulomda tekrar yüzeyime uyguluyorum. Güzelce yüzeye dağıtıyorum verniğimi. Şöyle sağlı sollu hareketler de yapabilirsiniz. Yüzeyimiz hatırlıyorsunuz siz de kabartma yapmıştık. Aralara daha iyi girmesi için verniğimizin sağlı sollu hareketler yaparsak daha verimli bir uygulama olacaktır. Dediğim gibi kenarlara taş vernik attığımız için tekrar bir vernikleme işlemi yapmıyorum. Vernikleme işlemi bitirmeden önce tarama işlemi yapıyorum. Yine rulomu bastırmadan. Tarama işlemimi yapıyorum. Evet, vernikleme işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi bu 24 saat bekleyecek. 24 saat yine kuruma süresi. Daha sonra üzerine bir kat daha aynı vernikten uygulayacağız. Yani verniğimizi iki kat uyguluyoruz. Ondan sonra da bütün işlemlerimiz bitmiş oluyor. Konsolumuzun son halinde sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
yaptığımız çalışmayı beğenmişsinizdir. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.